barış arkadaş hakarete varan bir tweet atmış. Cumhuriyet Kadınları Derneğinizin adını değiştirin diye. Adınızı değiştirin hocam. Yani, adınızı bir an önce değiştirin. Siz Cumhuriyet ismini kullanamazsınız. Cumhuriyetçilik aydınlanma demektir. Kadın devrimi demektir. Eşitlik demektir. Laiklik demektir. Şeriatçı bir terör örgütüne övgüler dizerek Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ismini kullanamazsınız. Hayal görmeyin. Hayal görmeyin. İnsanların bilincini de bulandırmayın. Sizin Cumhuriyet ismini kullanma hakkınız yok. Bu kadar basit. Susacaksınız. Siz Cumhuriyet devrimlerine, Taliban'a destek vererek ihanet ettiniz. Bir hayal görüyorsunuz. Bir hayalin peşinden insanları sürüklemeye çalışıyorsunuz. Bugün siz Afganistan'da yaşar mısınız? Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız? Burka giyerek sokağa çıkar mısınız? Müzik dinlemeden yaşar mısınız? Televizyon izlemeden yaşar mısınız? Siz hangi hakla Türk kadınını Taliban'a övgüler dizdirmeye çalışıyorsunuz? Bir dinleyelim Tülin Hanım. Böyle bir hakkınız yok. Cumhuriyetçi Kadınlar ismini kullanamazsınız. Sizin Cumhuriyet'te ne ilginiz var? Cumhuriyet'in ne felsefesini anlamışsınız, ne ilkelerini anlamışsınız. Bir dakika Barış. Tamam. Kirletemezsiniz Cumhuriyet'in ismini. Siz, Taliban'ı övüyorsunuz hocam, kılıf aramayın. Taliban'ı övüyorsunuz. Antemperyalist diyorsunuz, bağımsızlıkçı diyorsunuz. Ayıp değil mi? Bunları yazarken hiç utanmadınız mı? Şimdi. Yazdığınız şeye bakın. Bağımsızlık gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Bakın, bakın, dinleyin. Taliban'ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yani şeriat da olsun, kadınlar kırbaçlansın, sokakta insanların elleri kesilsin ama bizim için bunun önemi yok. Şimdi siz bunu hangi akılla, hangi mantıkla yazdınız? Mustafa Kemal Atatürk'ten böyle mi öğrendiniz devrimciliği? Böyle mi öğrendiniz cumhuriyetçiliği? Siz bir susun.